Aile yine bir sürü şey almış dün. Gördün mü? Gördüm. Deli kız bu ya. Ya öyle söyleme. Bir şey almadan da duramaz ki. Kızlar. Aile bugün gelmeyecek mi? Gelir birazdan. İşi vardı. Ya. Günaydın. 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 Geç kalmadım değil mi? Toplantı daha başlamadı. Yok, geç kalmadım. Başlamadı. Yok, yok. Hadi. Hadi, görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. Sen konu başlıklarını buraya yazmıştın değil mi? Evet, söylediğin gibi hazırladım hepsini. Ha, tamam. Efendim. Tabii efendim, tamam. Arkadaşlar, toplantı salonuna geçiyoruz. Birazdan başlayacağız. Ha, siz gidin, benim biraz işim var. Ben size yetişirim, tamam mı? Tamam. Yeni finans müdürü kim olacak acaba? Kim bilir? Hadi bakalım. Eyvallah. Göreceğiz. Şunları bir kontrol eder misin? Gördün mü? Yine çalışıyorlar. Öyle görünüyor vallahi. Bu Bülent sana aşık galiba. 2 dakika geç kalsan nerede olduğunu soruyor. Bülent mi? Bence seni seviyor. Aslında iyi çocuk ama bana göre de değil. Yani hep o masada oturacakmış gibi geliyor. Ne bileyim, belki biraz daha gayretli olsaydı olurdu. Zavallı çocuk. Ne bilsin senin gözünün yükseklerde olduğunu. Evet, aynen öyle. Benim standartlarıma yaklaşmayan hiç boşuna uğraşmasın. Kızım senden korkulur. Sen gel gel, benim sana daha çok öğreteceklerim var. Önce saçlarını kestireceksin, şöyle havalı güzel bir kesim. Sonra güzel kıyafetler alacaksın. Kaliteli. Alışverişe beraber gideriz. Konuşuruz sonra. Sana ne yakışır biliyor musun? Şöyle küt bir model. Tabii, çok yakışır. Ay, yakışır mı dersin? Çok yakışır, çok. Neyse, bakalım. Günaydın arkadaşlar. Günaydın efendim. Günaydın. 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 Arkadaşlar, zamanınızı alıp sizleri meşgul etmeyeceğim. Biliyorsunuz bugün size yeni finans müdürümüzü açıklayacağım. Özellikle iki isim arasında çok kaldım. Ama birinden birini seçmek zorundaydım. Herkes için iyi olması dileğiyle. Yeni finans müdürümüz Ömer Yıldız. Hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Oo, Ömerciğim. Hayırlısı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Teşekkürler. Tebrikler Ömerciğim. Teşekkür ederim arkadaşım. Sağ ol. Hayırlı olsun. Sağ ol. Ben zaten patronun seni seçeceğini biliyordum. Nereden biliyordun? Biliyordum işte. Ömer, patron gönderdi. Şirket hesaplarının şifresi. Yeni ofisini hazırlıyorlarmış. Yarın geçebileceksin. Teşekkür ederim Adem. Oo, yeni odana da geçiyorsun demek. Nasıl olacak acaba? Bence senin için çok iyi olacak. İnşallah, bakalım. Bülent, patron iki isim arasında kaldık dedi, kimmiş biliyor musun? Sağ ol. Duysan ağzın açık kalır abi. Kimmiş, sen mi? Sen? Ben mi? Kim söyledi? Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ayla söyledi. Yani patrondan duymuş o da. Patron da öyle düşünüyordu, ben görüyordum gözümden. Öyle mi? Hem dert etme yani kardeşim, işte, her işte bir hayır vardır. Mümkün olduğunca... Hem sen müdür olaydın, bu Ayla Hanım şimdi senin etrafına dolanacaktı. Tamamız lazım, öyle değil mi? Bilmem. Zavallı iyi olmasın. Yandı. İstersen senin için bir organizasyon yapabilirim. Tabii. Tamam. Arkadaşlar, bu akşam hep beraber yemeğe gidelim mi? Niye olmasın ki? Siz istedikten sonra. Tamam o zaman. Kesinlikle gidiyoruz. Esma'cığım bak canım. Bu kurabiyenin tarifini televizyondan aldım. Hemen yaptım. Çok güzel kız. Belli belli. Ye bakalım, beğenecek misin? Ben de çayları koyayım. Nasıl olmuş, beğendin mi? Ellerine sağlık, çok güzel. Afiyet olsun. Her şey güzel, hoş da şu Bülent'i evlendirsen başka bir derdim kalmayacak. Ben de seninle bu konuda bir şey konuşmayı düşünüyordum. Hayrola? Benim bir yeğenim var, Sezin. Ee? Benim teyzemin kızı Neriman'ın kızı.
Aa, ayol sen Neriman'la tanışmıştın. Hani son altın günüme geldiğinde şöyle kabarık bir kek yapmıştı. Ay hatırlamaz mıyım kız? Limonluydu kek. Ay ne kadar güzel bir kadındı öyle. Silahlerin en güzeliydi. Sezin ondan da güzel hatta. Sezin diyordum. Sezin öğretmen. Onun da senin Bülent gibi aklı fikri işte. Okuldan eve gelir, ödevlerini okur, derslerini hazırlar. Sabah da evden okula. Neriman çok üzülüyor. Yaşı geçiyor diyor. Bu kız evde kalacak diyor. Aklıma senin Bülent geldi. Bence birbirlerine çok uygunlar. Hay aklına bin yaşa kız. Allah senden razı olsun. Hemen tanıştıralım şunları. Ben bir pazar günü onları yemeğe davet edeyim. Sen de Bülent'i al gel. Ondan sonrasını kendileri bilir. Ay inşallah beğenirler birbirlerini. Allah'ım bir evlendirsem şu Bülent'imi, başka bir şey istemiyorum. İnşallah. Nasıl olmuş kız kurabiye, beğendin mi? Ne koydun bunun içine? Mahle. Başka? Sır söylemem. Azıcık da tarçın ektim. Çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Afiyet olsun komşum. Bülent. 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 Hı, efendim. Sen çıkmıyor musun abi? Ben mi? Evet. Pardon abi, dalmışım, kusura bakma ya. Yok, ben buradayım. Tamam. Hı. Çok güzel bir yer ayarladım. Mutlaka çok beğeneceksin. Nerede? Göreceksin. Peki. Hadi gidelim tamam. Biz de. Bir dakika lütfen. Bülent abi sen gelmiyor musun? Ömer hadi. Tamam geliyorum. Yok Ömer, biraz çalışmam lazım. Abi ben sana teşekkür etmek istiyorum. Eğer beni işe aldırmasaydın ben böyle bir şeyi hayalimde bile göremezdim. Kolay gelsin abi, iyi akşamlar. Sağ ol canım, size de iyi akşamlar. Vay çakal. Sen Ayla ile yemeğe çık eğlen. Yarın akşama kadar burada kalacak mısın? Yarın bu durumu bakalım nasıl açıklayacaksın Ömer Efendi? Biraz acele eder misiniz Ömer Bey? Hı hı. Poğaça. Ömer nereye oğlum? Mis gibi poğaça aldım. Abi hakkını helal et. Benim bir suçum yok ama durumu anlatamadım. Seni bu hale düşürdüğüm için çok özür dilerim. Ne oluyor ya? Hadi kardeşim hadi. Peki. Hayırdır, ne oluyor? Ya senin eleman kasayı soymuş ya. Ne? Hadi canım. Ya bu işte bir yanlışlık vardır. Yo, aynen dediğim gibi. Efendim. Burada efendim. Tamam, hemen gönderiyorum. Abi seni çağırıyor.
Ya inşallah bu çocuk senin de başını yakmaz abi. Gel. Geç otur Bülent'ciğim. Konudan haberdarsındır herhalde. Evet, evet efendim. Ben çok şaşkınım. Çok özür diliyorum. Uzaktan akrabamız olur kendisi. Okulu bitirdikten sonra annesinin ricası üzerine onu buraya getiren bendim. Bunun için bizden özür dilemene gerek yok Bülent'ciğim. Seninle yıllardır çalışıyoruz. Seni gayet iyi tanıyoruz. Dua etsin ki senin akraba. Yoksa çoktan polise haber vermiştik. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bir cahillik etmiş. Hasta bir annesinden başka hiç kimsesi yok. Siz olmasanız var ya o zavallı kadın büsbütün ortada kalacaktı. Aslında seni buraya çağırmanın sebebi malum şahıs değildi. Sen de kabul edersen şirketin finans müdürü olarak seni düşünüyoruz. Ne dersin? Yani ne diyeyim efendim siz layık gördükten sonra. Yıllardır buraya emek veriyorsun. Çalışkan, güvenilir, azimli bir çalışanımızsın. Yeni görevini de eksiksiz bir şekilde yerine getireceğinden eminiz. Bundan böyle bu şirketin kasası sensin. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hayırlı olsun kardeşim. Çok sevindim. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sen artık bizimle aynı odada takılmazsın ha? Biraz öyle olacak oğlum. Odası hazırlanıyor adamın. Koskoca müdür oldu. Şş, bana bak Bülent Efendi. Burnun hemen büyümesin öyle. Eski günleri hatırlatırım sana ha. Tebrikler Bülent'ciğim. Teşekkür ediyorum aileciğim. Çok başarılı olacağına inanıyorum. Böyle kuru kuruya tebrik olmaz. Beraber bir akşam yemeği yesek. Yani bütün ofis yani hep beraber. Çok iyi olur. Neden olmasın? Bu bahaneyle eğlenmiş oluruz. Hı. Öyle değil mi? Tabii. Güzel olur. Hı. Oo, oğlum odana bak. İşte idare eder ya. Bülent, lan oğlum ben sana ne diye hitap edeceğim? Ha? Bülent Bey mi olacaksın başıma? Artık aramızda resmiyet olsa fena olmaz. Hı? Vay, demek öyle Bülent Bey. Pabucumun müdürü be. Yok yok. Resmiyete hiç gerek yok. Oğlum sen manyak mısın? Biz dostuz dost. Müdür oldum diye bunlar değişmeyecek biliyorsun. Ya Bülent. Hı. Abi eğer yanlış anlamazsan bu Ayla konusunda seni uyarmak istiyorum ya. Bak koçum, sen o kızla baş edemezsin. Sana göre biri değil o kız. Bir kere çok havalı. Sen ona göre daha mütevazı bir adamsın. Ne demek havalı? Hem niye bana göre değilmiş ki? Onun gibi güzel, alımlı, başarılı bir kızı sen niye bana yakıştıramıyorsun ki? Ya abi beni yanlış anladın bak. Demek istediğim o değildi ya. Yo, yanlış anlaşılmadığına emin olabilirsin kardeşim. İçin rahat olsun. Ama şunu bil ki sen yakıştırmasan da ben Ayla ile evleneceğim. Ne? Abi yanlış anladın bak. Ben senden çok daha uzun bir zamandır buradayım ya. Ve ben o kızı tanıyorum. Çok iyi tanıyorum ya. O kız senin düşündüğün gibi biri değil. Adam söğüşlemekten başka bir derdi yok. Üzüleceksin ya. Peki o zaman kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Her ne olursa olsun ben Ayla ile evleneceğim. Ve bunu da herkes görecek. Hem de çok yakın bir zamanda. Ayşe'nin oğluna yapıyorum. Aa, kız olmayacak mıydı o? Oğlanmış. Hayırlısı olsun. Kız Esma, bak televizyondan gördüm bu patatesi. 2 saat öncesi buzdolabına koyuyorsun derin dondurucuya. Sonra kızarttığın zaman böyle kıtır kıtır oluyor. Aa, iyiymiş vallahi. Ben de deneyeyim. Aa, tabii dene. Kız Esma ya. Nasıl üzüldüm bir bilsen. Ne yapalım kısmet. Aslında keşke senin yeğen olsaydı. Huyunu suyunu biliyoruz. Helal süt emmiş güzel. Ama işte gönül bu. Bu kız kimse ona gönlü düşmüş. İnşallah hayırlısı olur.
Hayırlı olur, hayırlı. Bülent oğlum yanlış kız sevmez. Aa, oğlan arıyor. Aç, aç. Bülent. Anne Müjde, terfi ettim. Terfi mi ettin? Evet. Ay çok sevindim oğlum. Ay. Anne sen ağlıyor musun? Anne lütfen bak ama ya. Ya ben sana müjde veriyorum, sen ağlıyorsun. Hayırlı olsun oğlum. Çok sevindim. Şş, bana bak. Hem yakında yeni müjdeler duyacaksın ha. Neymiş oğlum? Yerimimle tanıştıracağım seni. Ama bunun için biraz çalışmam gerek. Tamam oğlum, hayırlı işler. Görüşürüz anneciğim. Oğlan müdür olmuş. Yakında gelini getirecekmiş. Yani Bediye alemsin valla. Oğlan müdür oldum diyor, sen ağlıyorsun. Gelin getireceğim diyor, ağlıyorsun. Ay ne bileyim işte. Anne yüreği işte böyle seviniyor. Hadi bakalım. Demek ki senin oğlanın yüreğini ilk göreceğiz. Darısı Sezincim'in başına inşallah. Ay Allah'ım sana şükürler olsun. Ay neredesiniz? Geç kalıyoruz. Çıktınız mı? E iyi madem. Ben de Bülent Bey'le gelirim. Ay neredesiniz? Geç kalıyoruz. Şey, bir iki işim vardı. Onları hallettim. Adem Bey? Siz gelmiyor musunuz? Adem Bey'in işi var. Gelemeyecek herhalde. Bülent haklı. Benim biraz işim var. Size iyi eğlenceler. Bence Adem Bey seni kıskanıyor. Elden geldiğince onu kendinden uzak tut. Benden söylemesi. Aman ne yapayım ya. Sonra karısı diyor ki ama diyor ben bunları yapmadım, sen üstüme geliyorsun. Durun durun, bir tane daha anlatacağım, bu çok çok keyifli. Gelirken zıplayıp duruyor. Sonra ben de dayanamadım, sordum, dedim ki ya kardeşim niye zıplıyorsun? Ama ben deliyim, akıllı deliyim. Ay hadi biz kalkalım artık. Nereye kalkıyorsun? Ay yarın nasılsa yine evet, görüşeceğiz. Evet kalkalım. Tekrar görüşürüz. Yapalım olur mu? Tamam görüşürüz yarın sabah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz de kalkalım mı? Tamam kalkalım. Hesap lütfen. Tabii efendim. Buyurun. Hayır, bu akşam herkesin yemeği benden. Ayla ne yapıyorsun? Olmaz öyle şey. Niye? Sen de başka zaman ödersin. Benim olduğum yerde sen asla hiçbir zaman ödeyemezsin. Hı? Afiyet olsun. Bülent, hadi oğlum gel kahvaltıya. Annem, bu nasıl bir kahvaltı ya? Sen bir tanesin. Seni var ya, yerim, yerim, yerim. Ay, ay. Yemin ediyorum prenslere layık. Oğlum, sen de benim prensimsin. Bu reçeli yeni mi yaptın? Afiyet olsun. Yeni yaptım, yeni. Çok güzel. Yine döktürmüşsün annem ya. Afiyet olsun oğlum. Bülent, şu bahsettiğin kızla ne zaman tanışacağız? Tanışırsın anne. Bilmem, bir ara olur herhalde. İki simit aldım. Çaylar senden olursa beraber kahvaltı yapalım. Kahvaltıyı çağırıyor. Bilmem, yarın olur herhalde. Ne? Yarın mı? Ne diyorsun oğlum sen? Hiçbir hazırlığım yok ki benim. Geç kalma. Açlıktan ölmek istemiyorum. Anne benim çıkmam lazım. Oğlum kahvaltını etsene. Annem gelinim bekliyor. Gelinin. Hadi başka zaman artık, tamam?
Hadi görüşürüz. Ay deli oğlan ay, ya. Hadi öptüm seni. Deli oğlan ya. Vallahi deli ya. Vallahi size söyleyeyim. Baksa. Kız adama dubleks ev aldırmış. Aman o da bir şey mi canım? Benim arkadaşım tripleks aldırdı. aklı olan böyle yapar. Yani evet bence de. Darısı da bizim başımıza artık. Ayla Demir var. Benim. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kimden geldi acaba? Bilmem. Kartta yazıyordur herhalde. Güzel kutlama için çok teşekkür ederim. Bülent. Ve size bir bombam daha var. Bülent beni öğle yemeğine davet ediyor. Gördün mü? Bravo. Çiçekler de çok güzel. Ay bize ne zaman gelecek? Yemek için çok teşekkür ederim Bülent. Afiyet olsun. Ya Bülent, sana bir şey söyleyeceğim. Sen niye kendine bir araba almıyorsun? Artık koskoca bir müdür oldun. Bir araban olması lazım. Haklısın aslında. Ben de almayı düşünüyorum ama karar veremiyorum. Belki sen bana yardım edersin ha? Ne dersin? Tabii canım. Ne yardım demek? Yardım eder misin? Elbette yardım ederim. Sen hiç merak etme. Selam. Selam. Nereye gittiniz? Sahilde yeni açılan balıkçıya. Ay orası pahalı değil mi ya? Evet öyle. Zaten beni ucuz bir yere götüremez. Gel. Bunların imzalanması gerekiyor. Araba mı alıyorsun? Evet, almayı düşünüyorum. Dur bak şimdi sana bir iki model göstereyim. Hem fiyatları çok güzel, hem de bunlar var ya çok sağlam ha. Bak şu iyi görünüyormuş. Evet. Bu da iyi. Ya Bülent, kusura bakma ya. Bu Ayla ile ilgili sana biraz eşeklik ettim ben abi. Ya ben ne seni ne de Ayla'yı kırmak istemem ya. Önemli değil ya, ben unuttum bile. Sevindim. Bak Bülent, bence... Gel. Neyse, ben işime döneyim. Tamam. Kolay gelsin. Gel hayatım. Bak yeni arabamız bu. Nasıl, beğendin mi? Ay, çok ucuz görünüyor. Ben sana daha güzel bir şeyler bulacağım, dur. Bu nasıl? Vay, bu çok iyiymiş. Bunun fiyatı ne? Dur bir dakika, şurada yazması lazım. Yok ya, bu ne ya? Altı üstü bir araba değil mi bu? Güzel şeyler pahalı olur Bülent. Beğendiğin, sevdiğin şey senin olsun istiyorsan elbette bedelini ödeyeceksin. Ama ben... Ama sen eğer buna razıyım diyorsan bu senin bileceğin iş. Ayla... Bence ben seni daha fazla rahatsız etmeyeyim. Haklısın. Madem bunu beğendin, bunu alacağız. Hadi gidiyoruz. Şimdi mi? Şimdi. Of. Oo, Ayla Hanım aldı Bülent Bey. Fırr dışarı çıktılar. Ellerine sağlık Vediha teyzeciğim valla. Annem bile böyle yapamıyor ya. Afiyet olsun oğlum. Bir bardak daha çay koyayım mı sana? Çok geç oldu valla ya. Ben gideyim. Bülent gelmeyecek galiba. Belli ki işi çıktı. Bülent son zamanlarda hep böyle geç geliyor. Belki sen biliyorsundur, bir kızla görüşüyormuş. Yakında benimle de tanıştıracak. Gençlik işte. Ayrılamıyorlar herhalde. Hayrola, bu kim böyle?
Bir bakayım bir. Anne! Anne gel gel gel! Gıcır gıcır ah! Gel annem gel! Bu ne oğlum, bana araba alacağını söylememiştin. Vallahi biraz ani oldu anne. Benim de haberim yoktu. Nasıl, beğendin mi arabayı? Gel seni bir tur gezdireyim. Oğlum sonra gezsek. Adem burada. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Hoş geldin. Bir sorun yok değil mi? Yok yok, bir sorun yok. Yani geçiyordum, uğradım. Ha, iyiyim hadi. Burada ne duruyorsunuz? Gelin de bir çay için bari. Hadi anne ya. Hadi oğlum. Pardon. Efendim Aylacığım. Tamam, geliyorum hayatım. Kusura bakma Adem, başka bir zaman artık. Tamam. Oğlum nereye gidiyorsun? Anne hadi görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim Bülent. Tamam. Hemen geliyorum. Of.
Gel. Hayatım, çok yakışıklı olmuşsun. Ne kadar yakışıklı olmuşsun. Hayatım. Bundan sonra seni kesinlikle ben giydirmeliyim. Nasıl, beğendin mi? Çok. Ayla, çok. Lafı hiç dolandırmayacağım. Bak, burada işe başladığımdan beri aklımda hep sen varsın. Hayatımda hiçbir şeyi bu kadar istemedim. Ayla, benimle evlenir misin? Lütfen. Evet. Aldırdığı elbiselerin hepsi marka. 400 liradan aşağı bir şey yok. Karşındaki adam böyle saf olursa sen de her şeyi aldırırsın. Zavallı Bülent başına ne geldiğinin farkında bile değil. Aşktan adamın gözü kör olmuş. Aylin'in güzelliğinden başka hiçbir şey görmüyor. Neyse bakalım nereye kadar devam edecek. Ama hayatım, bunun taşı çok küçük. Ben şimdi bunu mu takıp dolaşacağım yani? Koskoca finans müdürünün nişanlısına yakışıyor mu hiç bu? Bilmem, bence çok güzel bir yüzük. Yani ben beğenerek aldım. Ama ben beğenmedim. Ama tabii sen beğendiysen mesele yok. Lütfen sen üzülme Ayla. Eğer beğenmediysen yenisini alırız. Emin misin? Seni sonra zor duruma sokmak istemem. Akşam çıkışta değiştiririz, merak etme. Bir tanesin hayatım. Ben şimdi işimin başına döneyim. Akşamı unutma ama. Yine ben. Şunlara birer imza lazım. Tamamdır. Şuraya. Evet. Tamam. Tamam. Adem. Hı. Bir dursana, bir şey söyleyeceğim sana. Adem, benim biraz paraya ihtiyacım var. Yalnız çok acil. Yardım edebilir misin? Tam olarak ne kadar istiyorsun? Şunu ödesen yeterli. Ne? 10.000 lira mı? Delirdin mi sen Bülent? Bu kadar parayı nereye harcadın ya? Ya önümüzdeki ay sana geri öderim. Ya araba? Arabanın ödemesi ne olacak? Tamam, ben halledeceğim bir şekilde. Sen karışma. Ya hem borçtan önünü görmüyorsun hem de hala o kadına para yağdırmaya devam ediyorsun ya. Sana ondan uzak dur dedim Bülent. Bu kadın seni batıracak, mahvedecek ya. Ya kes sesini. Onun hakkında böyle konuşamazsın. O benim evleneceğim kadın. Bu kadın doymayacak Bülent. Hep daha fazlasını isteyecek. Seni tüketince de çekip gidecek. İnşallah bunu acı bir şekilde öğrenmezsin. Defol, çık odamdan. Defol! Abi. Ömer. Ömer, nasılsın? İyiyim abi. İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Abi, sen bu saatte dışarıda, hayırdır? Canım sıkıldı, erken çıktım. Sen neler yapıyorsun? İşler nasıl? Çok iyi bir iş buldum. Eskisinden daha çok kazanıyorum. Hmm. Sağ olsun Bülent abi sayesinde. Eğer o arada olmasaydı o mesele sicilime işleyecekti. Neyse canım, geçmiş gitmiş mesele. Biliyorum, geldi geçti de abi, ben size anlatamadım ki öyle bir şey yapmadığımı. Anlatsam ne olacak ki? Suçsuz olduğumu anlatamadım. Asla ispat edemem. Her şey benim bilgisayarımdan, benim şifremle yapılmış. Sen yapmadıysan kim yaptı peki bu işi? Ne bileyim abi, kimsenin günahını alamam ki. Bülent. Bülent.
Bülent. Hı? Hadi çıkalım. Ben mi? Evet. Ha yok. Ya kusura bakma dalmışım. Ben buradayım hala. Sen çık. Tamam. Adem abi. Kusura bakma Ömer ya. Bir anda aldım. Bir şey hatırladım da. Ben bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum, tamam mı? Aslında ofistekiler de öyle düşünüyor. İçin rahat olsun. Dert etme bu olayı, tamam mı? Ya Bülent abi bana çok kırıldı. O olaydan sonra beni hiç arayıp sormadı. Aslında hak veriyorum ona. Ama ne bileyim, bir suçum olmadığını, hırsızlık yapmadığımı anlatabilmek isterdim. Bülent abi başkadır benim için. O farklıdır. Onun için her şeyi yaparım. ₺50.000. Kimse fark etmez bile. Ne olacak ki? Sadece bir defalık. Artık. Tamam canım, çıkıyoruz hemen. Bana yapacağın sürprizi çok merak ediyorum. Yoksa bana bir hediye mi aldın? Ya biraz sabredersen kendin göreceksin. Hı? Sen aşağı in, ben geliyorum. Tamam, ben iniyorum ama sen de beni çok bekletme. Tamam tamam, bekletme. Geldim işte. Ay çok heyecanlıyım. Hadi, hadi gir. Biliyorum, geldi geçti de. Abi ben size anlatamadım ki öyle bir şey yapmadığımı. Anlatsam ne olacak ki? Suçsuz olduğumu asla ispat edemem. Her şey benim bilgisayarımdan, benim şifremle yapılmış. Benim su böreğim çok lezzetlidir. Bülent de çok sever. Önce sen bir tadına bak, sonra ben sana böyle börek yapmayı öğretirim. Teşekkür ederim ama ben hiç almayayım. Hem bu saatten sonra daha hafif şeyler tüketmek daha doğru. Zaten hiçbir şey almadım. Ben hepsini yerim annem. Sen niye üzülüyorsun? Söz nişan ne zaman? Biz kendi aramızda hallettik. Hem ben öyle gereksiz törenlerden pek hoşlanmıyorum. İyi de yavrum. Böyle olur mu? Her şeyin bir usulü var, adabı var. Hem aileler bile tanışmadı daha. Tanışırız anneciğim, tanışırız. Sen neyi merak ediyorsun? Kızım, çeyizinde falan bir eksik varsa merak... Yok yok, siz hiç zahmet etmeyin. Ben her şeyi hazır alacağım. Ben zaten öyle şeylerle uğraşamam. Ayrıca geleneksel şeylerden hiç haz etmem. Hem nasıl desem, eviniz biraz eski. Müteahhite vermeyi düşünmüyor musunuz? Hem yepyeni bir evimiz olurdu. Hem de sattığımızda daha çok para ederdi. Değil mi canım? Ne dersin hayatım? Canım! Bu evin sahibi Bülent değil. Babası alın teriyle, emeğiyle, bin bir zorlukla yaptı bu evi. Yeni ev sahibi olacağım diye bu evi yıktırmam. Neyse. Ben çayımı değiştireyim. Soğudu.
Anne. Ne anne ya? Anne neydi şimdi o? Ya niye öyle davrandın kıza? Bir de kalkıp bana mı kızıyorsun? Anne. Onun bana nasıl davrandığını anne, görmüyor bağırma. Musun? Anne bağırma. Bak bu evi yıktırmak falan aklınıza gelmesin. Ben babanın hatırasına kimseyi dokundurmam. Ya sanki babam birazdan mezardan çıkıp içeri girecekmiş gibi konuşuyorsun anne. Ya evi böyle tutunca ölmüş gitmiş adama ne faydası olacak ki? Sırf bu kız dedi diye bu evi yıktıracaksın öyle mi? Bak anne, ben o kız için çok şey feda ettim, çok şey yaptım. Şimdi senin bir inadın yüzünden ben o kızı kaybedemem. Eğer ben senin oğlunsam, eğer benim mutluluğumu düşünüyorsan bu evi vereceksin. Başka yolu yok. Tamam oğlum, tamam. Madem ki senin mutluluğun, hayatın, her şeyin buna bağlı, nasıl istiyorsan öyle yap. Tamam. Ay taşı da kocamanmış. Hı hı. Bu çok pahalıdır. Evet, aynen öyle. Hayırdır, ne oldu? Ayla ile Bülent Bey nişanlanmışlar. Öyle mi? Ay. Tebrik ederim. Aylacığım, bir bakar mısın hayatım? Hayırlı olsun Bülent. Sağ ol kardeşim. Hemen geliyorum canım. Dün akşam annem biraz yorgundu. İstemeden seni kırmış olabilir. Ama bak hemen gönlünü yapma derdinde kadın. Evi müteahhite vereceğini, düğüne kadar yeni bir evimizin olmasını istediğini söylüyor. Ne diyorsun? hayatım sen bunu istemiyor muydun? Ne oldu? Başka bir sorun mu var yoksa? Ya biri mi üzdü seni? Hayır, beni kimse üzmedi Bülent. Ben kendi kendime üzülüyorum işte. İyi de hayatım ne oldu söylesene. Yok bir şey Bülent. Ben seni rahatsız etmeyeyim. Hayda. Ayla. Ayla bir dur. Tatlı söylesene ne oldu? Ya okuldan bir arkadaşım yeni evinin fotoğrafını paylaşmış Facebook'ta. O kadar güzel ki Bülent. Bir an hayal kurdum. Çok güzel bir hayaldi. Biliyorum zaten sen hiçbir zaman öyle bir ev alamazsın. Yani gücün yetmez. Ama işte insan yine de istiyor. Ne biliyorsun alamayacağımı? Sen ne istedin de ben halletmedim ha? Söyle bakalım. Hı? Yok yok. Bu para diğeri gibi değil. Çok büyük. 50.000 belki anlaşılmaz ama... 600.000 çok büyük bir para. Vazgeçemem. Aileye söz verdim. Neyse şimdilik yarısını alıp diğer kısmını da bir dahakiye çekelim artık. Sen çıkmıyor musun hala? Yok, benim biraz daha işim var da. Peki, iyi akşamlar. Thank you.
kahretsin ya. Bülent, bunu nasıl yaparsın? İyi akşamlar efendim. Kusura bakmayın, bu saatte rahatsız etmek istemezdim ama hemen şirkete gelmeniz gerekiyor. Açıkçası ya, bir hırsızlık olayı var. Evet efendim, yapan belli. Bülent. Bülent Kılıç. Ne zaman gelir? Birazdan gelir. Tamam, bekleyeceğiz. Adem, ne oluyor? Bir sorun mu var? Bülent Kılıç. Bülent, dur, kaçma. Bülent, kaçma. İyi misiniz Melih? İyiyim. Tamam, gidebiliriz. Arıyorsun beni. Ne istiyorsun benden? Ayla, lütfen. Ben her şeyi senin için yaptım Ayla. Şimdi hırsızlıklarının sorumlusu ben mi oldum? Ben mi sana çal dedim? Ayla, dur, kapatma. Senden bir şey istemiyorum. Sadece annemin durumunu öğren. Hastaneye kaldırdılar. Lütfen, onu çok merak ediyorum. Sonra beni arar mısın? Bir daha sakın beni arama. Çık hayatım. Alo Ayla. 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 Alo Adem, benim Bülent. Neredesin Bülent ya? Hemen git teslim ol. Hayır. Adem, bana yardım et lütfen. Şu saatten sonra sana yapabilecek hiçbir şeyim yok Bülent. Git teslim ol. Annemden haberin var mı? Şu an hastanedeyiz. Felç geçirdi annen. Çok iyi bakılırsa iyileşir diyorlar. Alo? Annem. Bülent? Thank you.
Bülent abi? Bülent abi? Abi? Yaklaşma bana. Oğlum ben senin hayatını mahvettim. Sana iftira ettim. Biliyorum abi. Ben her şeyi biliyorum. Merak etme. Geçti bitti artık. Yani beni affediyor musun? Evet. Yani o beni affedebilecek mi? Kadın benim yüzümden felç geçirdi. Bediye teyze iyi. İyileşecek abi. Biz ona çok iyi bakıyoruz. İyileşene kadar da bakacağız. Merak etme sen. Abi. Bülent abi. Dokunma. Dokunma bana. Dokunma. 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.